Merhaba, İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı ben. Bugün içerisinde piyasalara baktığımız zaman öncelikle Avrupa'dan gelen verilerin Eurolar tarafında kısmi hareketler yaratmış olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde açıklanan Almanya işsizlik oranının 6,5 seviyesinde sabit kalması Euro için ve Almanya için olumlu bir haberdi. Ama bir değişim olmamasından dolayı çok büyük bir hareketlilik yaşandığını görmedik. Enflasyon oranlarında ise Almanya'da geri çekilmenin devam etmesi Euro tarafında kısmi bir değer kaybı yaratmış durumda. Bu saatlerde 1,13 seviyesinde bulunan Euro-Dolar paritesi için yukarı yönlü hareketlerde 1,1380 seviyesi ilk etapta direnç olarak takip edebileceğimiz bölge. Bir üst direnç olarak ise 1,1420 seviyesi takip edilebilir. Teknik anlamda 1,2575 seviyesinden başlayan düşüş trendi ise 1,1460 bölgesinden geçiyor. Bundan dolayı 1,1460 seviyesine kadar gelebilecek alımlar düşüş trendi içerisinde normal karşılanabilir. Ama 1,1460 üzerine çıkabilecek bir etken Euro-Dolar paritesinde yön değiştirmesine neden olabilecek gibi gözüküyor. Ama şu an için bunu gerektirecek bir makroekonomik durum içerisinde olmadığımızı belirtmekte yarar var. Burada özellikle yarın Amerika'da açıklanacak büyüme rakamlarının takip edilmesi oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz çeyrekte %5 büyüyen Amerika ekonomisi yine %5 civarında bir büyüme rakamına ulaşırsa 2014 yılı içerisinde çok ciddi bir büyüme potansiyeli elde etmiş olacak. Bu da dolar tarafında değer artışı olarak karşımıza çıkabilir ve euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir baskı yaşanmasına neden olabilecek unsur olarak gözüküyor. Bugün biraz önce açıklanan Amerika'daki işsizlik başvuruları verileri de beklentilerin daha aşağısında bir gerileme göstermiş durumda. Bu da dolar tarafını kuvvetli kılmaya devam ediyor. Bundan dolayı euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde direnç olanlarında satış yönlü pozisyonları değerlendirmek şu an için biraz daha yararlı gözüküyor. Dolar Türk Lirası tarafında ise TL'deki değer kaybına bağlı olarak sabah saatlerinde 2,41 seviyesi üzerine geçildiğini gördük. 2,41 üzerine çok fazla tutunamayan paritede tekrar 2,39 bölgesine bir geri çekilme olduğu gözükmekte. Şayet 3 Şubat'ta açıklanacak Türkiye enflasyon rakamlarında düşüş yaşanırsa faiz indirim beklentisiyle birlikte dolar Türk lirası ve euro Türk lirası paritesinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. 4 Şubat tarihinde Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı yapmayacağını piyasalar takip edecek. Eğer bir faiz indirimi gerçekleşirse 4 Şubat tarihinde dolar Türk lirası paritesinde 2,42 seviyesinde üzerine çıkılması mümkün. Euro Türk Lirası paritesinde ise direnç olarak 2,73 seviyesini takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir faiz indirimi gelirse 2,73 bölgesi üzerine de geçilebilir. Fakat çok kalıcı olabileceğini söylemek zor. Çünkü Euro bölgesindeki ekonomik gelişme hala yavaş kalıyor ve istenilen düzeye ulaşılmış değil. Bundan dolayı Euro tarafındaki değer kaybının bir müddet daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda 1167 seviyesinden başlayan yükseliş trendini sabah saatlerinde kalan altın ons fiyatı 1172'deki destek bölgesinde aşağısına geçtikten sonra 1263'lere kadar bir geri çekilme gösterdi. Yukarı yönlü hareketlerde 1272 direnç olarak takip edebileceğimiz bölge şayet günü 1272 aşağısında kalır ve yarın Amerika'da açıklanacak büyüme rakamları olumlu gelirse altın fiyatlarında 1255 dolara doğru bir satış baskısı içerisine girdiğini görebiliriz. Kapsamda 1255 ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Fakat geçtiğimiz çeyrekte olduğu gibi yine %5 veya üzerinde bir büyüme rakamı görürsek Amerika'da 1255 aşağısında 1230'lara doğru da satış baskısının sürdüğünü izleyebiliriz. Bundan dolayı şimdilik altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerde zorlama gösterebilecek 1272 ve 1276 dolar seviyeleri satış pozisyonlarının değerlendirilebileceği noktalar olarak gözüküyor. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda ise 1284 seviyesi altında ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Amerikan ham petrolüne baktığımız zaman ise düşüş trendleri hala Amerikan ham petrolünü aşağı yönde baskı altında tutuyor. Aşağı yönde 42 dolar seviyesi destek olarak takip edebileceğimiz bölge. Öncesinde ise 44-20 seviyesi şu an için ana destek bölgesi. 44-20-44 seviyesi aşağısına geçilmesi 42 ve 39 seviyelerine doğru Amerikan ham petrolünde satış baskısının gelmesine neden olabilir. Düşüş trendimizin geçtiği bölge ise bu saatlerde 47 dolar seviyesinde bulunuyor. Gelebilecek tepki alımlarında 47 dolar civarındaki durulmalar Amerikan ham petrolünde satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 47-47-50 üzerine çıkılması durumunda ise yukarıdaki ana direnç olan 50-51 bölgesine doğru alım tepkisi gelebilir. Fakat şu an için küresel çapta bunu gerektirebilecek bir talep söz konusu değil. Arz tarafında ise bir azalma yok. Bundan dolayı petrol fiyatlarında geri çekilmenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak takip edeceğimiz seviyesi burada 44 olarak ilk etapta karşımıza çıkıyor. Gelişmelerin devamı için İntegral Forex TV izlemeye devam edebilirsiniz. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.